Merhaba arkadaşlar, ben Modestü. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün uygun fiyatlı bir kulaklık incelemesi yapacağız. 10 dolar gibi bir bütçeyle alabileceğimiz en iyi kulaklığın incelemesini yapacağız. Şimdi gelin videoya geçelim. Evet, elimizde 10 dolar gibi bir bütçe var. 10 dolar gibi bütçeyle nasıl bir kulaklık alırız? 10 dolara en iyi alabileceğimiz bir kulaklığı inceleyelim. Kulaklık hakkında kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Almalı mıyız, almamalı mıyız? Artılarını ve eksilerini söyleyeceğim. Videoyu izledikten sonra buna siz karar vereceksiniz. Elimde şöyle bir tane uygun fiyatlı F9 markalı bir kulaklık var. Bunu denedim, kullandım. Bunun hakkında düşüncelerimi, fikirlerimi söyleyeceğim. Şöyle bir kulaklık var. Bluetooth 5 destekli, uygun fiyatlı ve aynı zamanda powerbank görevi yapıyor. İçerisinde 2000 mAh bir bataryası ile şöyle buradan telefonunuzu şarj edebilirsiniz. İsterseniz böyle bir özelliği var. Fakat bu özellik bunda olmalı mı, olmamalı mı? Benim için hiç önemli değil. Ben kulaklık aldığım zaman bundan kulaklık özelliği beklerim. Ha, olması da zararlı değil. Yani işte öyle. Burada dijital bir ekranı var. Şöyle dijital bir ekranı var. Çıkardığımız zaman direkt telefonla otomatik eşleşiyor ve hızlı bağlanıyor. Hemen bağlantısı çok hızlı. Onu söyleyeyim. 10 dolar altından bahsettik. Şöyle dijital bir ekranı var. Fiyatımız 10 dolar. Peki 10 dolara bunu almalı mıyız? Ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu aldım, kullandım. Bunun fiyatı uygun fiyatlı. Fakat buna 10 dolar vereceğinize 1-2 dolar daha bekleyip KCY'nin en uygun fiyatlı olanları alabilirsiniz. Yani ilk çıkan KYC, QS1 modeli falan alabilirsiniz. Onun incelemesi kanalımda mevcut. 1-2 dolar verip onu almanızı tavsiye ediyorum. Peki neden tavsiye ediyorum? Onu şimdi size paylaşacağım. Diyelim AliExpress uygulamasına girdik ve uygun fiyatlı bir kulaklık arıyoruz. Bunun bayağı satılmış modeli. Alanlar geri bildirimleri gayet uygun. Yani olumlu. Geri bildirimleri gayet olumlu. Şimdi bu kulaklığı övmeyeceğim de gömmeyeceğim de. 10 dolar değerinde iş yapar. Yani 10 dolara kabul edilebilir. Ama üst kalitede bir kulaklık değil. 10 dolara kabul edilebilir. Onu söyleyeyim ama 1-2 dolar daha verip KC'nin QS modelini tavsiye ediyorum. Şimdi artıları ve eksilerinden bahsedelim. Öncelikle kulağa taktığınız zaman rahatsız da etmiyor. Çok konforlu da değil. Orta derecede bir kulakta durma şey var. KC'ye kadar kulakta iyi durmuyor, onu söyleyeyim. KC'ye kulağınıza taktığınız zaman kulağınızda resmen hissetmiyorsunuz ve kulağınıza çok güzel oturuyor. Bu o şekilde değil. Yani kulakta çok iyi durmuyor. Ve kulağınızda taktığınız zaman bunu kulağınızda olduğunu hissedebiliyorsunuz. Burada bir şey olduğunu hissediyorsunuz yani. Diğer bir konu. Bununla ben 5 saatin üzerinde müzik dinledim. Müzik dinlemesi gayet başarılı. 5 saat rahat, 5-6 saat rahat müzik dinleyebilirsiniz. İkincisi, ses seviyesi gayet yüksek. Yani çok çok yüksek demeyeyim de ses seviyesi yüksek derecede. Onu söyleyeyim. Ses yüksekliği sizi tatmin edebilir. Baslar kabul edilebilir. Fena değil ama çok iyi baslara da sahip değil. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi ses seviyesi yüksek. 5 saat müzik dinletiyor. Dijital bir göstergesi var. Ama tavsiye etmiyorum. 1-2 dolar daha ekleyip kesinlikle KC QS1 modelini alabilirsiniz. 10 dolar üzeri 10 dolar aldığımız zaman da kesinlikle pişman etmez. Ama kesinlikle birkaç dolar daha ekleyip KC'nin en uygun fiyatlısını alabilirsiniz. Şu şekilde kulağıma taktığım zaman böyle bir duruşu var. Unutmadan hemen söyleyeyim. Üzerindeki dijital parmak okuyuculuğu, yani fiziksel tuş değil, dijital. Örneğin ben bunu kulağımdan çıkarmak istediğim zaman, burada dokunduğum zaman
durduruyor, başlatıyor, ileri alıyor. Yani buraya dokunduğunuz zaman bu işlevini görüyor. Benim için tamamen gereksiz bir işlem. Benim hiç hoşuma gitmedi. Belki böyle sevenler olur ama ben fiziksel tuşlu kullandığım için, buna alışkın olmadığım için bunu hiç sevmedim. Açıkçası tam bir hayal kırıklığı. Yani bunun dijital olması benim için bir hayal kırıklığı. Benim tavsiyem fiziksel tuşlu olmasıdır. Veya da ona alışkın olduğum için belki bunu sevmedim. Onu da söyleyeyim. Benim için bu tamamen hayal kırıklığı. Yani burada bir fiziksel tuş olması benim için daha avantajlı. Bu benim için dezavantajlı. Şöyle üzerinde bağlantıya hazır bir sembolü var. Mavi kırmızı yanıyor. Dediğim gibi telefon Bluetooth açık olduğu zaman çıkardığınız anda aynı anda çok hızlı bir şekilde telefona bağlanıyor. Bunu ister tek ister çift kulaklık olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde ister tek ister çift kullanabilirsiniz. İkinci kulaklığı çıkardığınız zaman otomatikmen ikisi birbiriyle eşleşiyor. Bluetooth mesafesi orta derecede, yani çok güçlü bir sinyali de yok, çok zayıf da değil. Bluetooth orta kalitede. Bluetooth 5.0, onu söyleyeyim. Bu şekilde şarj olduğunu gösteriyor. Diyelim ki AliExpress'e girdik. Kulaklık arıyoruz. Ürün çok satılmış. Geri bildirimleri olumlu. Fiyatı uygun. Özellikleri güzel. Kağıt üzerinde güzel. Evet, kağıt üzerinde güzel bir kulaklık. Yani normalde de 10 dolara böyle bir şey iyi. Yani normalde 10 dolara böyle bir şey iyi. Fakat kesinlikle 1-2 dolar daha ekleyip uygun fiyata almak istiyorsanız 1-2 dolar daha ekleyip KC'nin en uygun fiyatlısını alabilirsiniz. Bundan daha iyidir. Yani kulakta daha iyi duruyor. Baslar daha iyi. Ses daha iyi. Fakat şunu da söyleyeyim. Bunun ses seviyesi KC'den daha yüksek. KC'nin, yani KC derken KC'nin QS1 veya da QS2 modelinden bahsediyorum. Onlardan ses seviyesi biraz daha yüksek. Evet arkadaşlar, bu şekilde bugün de uygun fiyatlı bir kulaklık incelemesi yaptık. Bunu izledikten sonra bunu almalı mısınız, almamalı mısınız? Buna siz karar verin. Bunu övmedim de gömmedim de. Video beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.